Şimdi oraya girmeden önce Serkan Bey buraya bir tane maden koydu. Türkiye'de bol olan bir maden ama işlenmemiş bir maden. Buraya da onun işlenmiş halini belli evrelerden geçtikten sonra koydu. Aslında benim de işim madencilik. İşlenmemiş madeni alıp işlenmiş hale getiriyoruz, daha değerli hale getiriyoruz. Bizimkisi de çok sert bir maden Serkan Bey. Yani öyle kolay kolay işlenmiyor. Birbirine çarptırarak da işleyemiyoruz maalesef. Biraz ben kendimi feda ediyorum onu işlemek için. Başka şeylerimizi feda ediyoruz, ailemizi feda ediyoruz. Bizim maden öğrenci, insan, gençliğimiz. Dediğim gibi yani Türkiye'de sayısı çok. Ama bazen gerçekten çok direniyorlar işlenmemek için. Biraz da sertlik oradan geliyor. Bazen İTÜ'den kalkıp Yıldız'da sınava girecek şekilde bile dirençle karşılaşabiliyoruz ya. Yani. Ya onları vurdurabiliriz ama biz yine de kıyamıyoruz. Çünkü dedim ya bunlar maden, öyle birbirlerine bizimkiler öyle birbirlerine vurarak işlenecek değil. Daha yeni teknikler bulmak gerekiyor. Şimdi ben ya çok aslında dün de katılmak istiyordum. Başka işlerim olduğu için katılamadım. Çok değerli konuklar vardı. Yani inşallah kaydediliyordur. Geri dönüp seyredebiliriz. Bugünkü arkadaşlarımız da çok değerliydi. Ben de yani çok şey öğrendim bu vesileyle. Benimkisi o kadar çok belki heyecan verici olmayabilir. Biz ne yaptığımızı değil, ne yapamadığımızı konuşacağım ben bugün maalesef. Yani yine çok da negatif bir hava vermeden ne yapamadık, neler yapabiliriz? En azından bizim sektörde, bizim sektör dedim ya sert, ham maddesi çok sert. Bilgi ve haberleşme konuşacağım ben bugün. İngilizce'de ICT diyoruz, Information and Communication Technologies, Türkçesi de bilgi ve haberleşme sistemleri. Zaten hepiniz biliyorsunuz, en son konuşmacı arkadaşımız da zaten en son slaytına en güzel slaytı koymuş. Böyle de ara geçiş süreci iyi oldu. Dikkat ederseniz oradaki araç, sürücüsüz araç birbirleriyle haberleşebilen, bilgiyi bir noktadan bir noktaya götürebilen bir araç. Ama sadece artık bundan sonraki dönemde sadece araçlar değil, her şey bilgi üretebilecek. Öyle bir çağa giriyoruz, bilgi çağı. Geçmişteki makine çağının devleri ya da makinede güçlü olan ülkeler artık o güçlerini yitirdiler. Bugün baktığımızda bilgi çağında ICT'de kim güçlüyse dünyayı onlar hükmediyor. En güzel örneği Çin. Siz de takip ediyorsunuz ve Çin'in ürettiği Huawei firması aslında yani bir ülkeden daha büyük bir değer aslında. O değerde işte dediğim gibi o bilgiyi üretebilmek ve bir noktadan bir noktaya taşıyabilmek doğru bir şekilde. Ne kadar doğru yapıyorlar onu tartışacağız birazdan. Önümüzdeki günlerde bizi bekleyen tehlikelerden de bahsedeceğim biraz. Çünkü artık önümüzdeki günlerde ekonomik güç, askeri güç ve her türlü güç topla tüfekle savaşla değil, artık bu bilginin kontrolüyle olan bir şey olduğu için bunu yani bu teknolojiyi, bizim teknolojiyi sadece ticari olarak görmemek lazım. Sadece işte ekonomik yani daha nasıl para yaparız gibi görmemek lazım. Bu aslında çok stratejik bir teknoloji. Çok ciddi bir teknoloji. O açıdan her gittiğimiz platformda, her konuştuğumuz yerde bunun önemini vurguluyorum. Birazdan zaten siz de kendiniz anlayacaksınız. Dünyamız dijital dünya. Sadece dijital dünya kişilerin birbirleriyle iletişimi ile alakalı değil, artık her şeyin, nesnelerin de interneti dediğimiz bir dijitalleşme. Yani Turkcell'in yönetim kurulundayım. Turkcell bile bugün en başa Turkcell'in dijitalleşmesi amacıyla, yani bu sene mesela en büyük hedefimiz Turkcell'in dijitalleşmesi. Yani dünyayı
ve sektörleri dijitalleştirecek bir kurum bile aslında kendi içinde dijitalleşmesi gerekiyor. Yani dijitalleşme çok önemli. Birçok açıdan çok önemli. Ama bütün kurumların her şeyin dijitalleşmesini sağlayacak en önemli teknoloji de işte dediğimiz gibi bu ICT teknoloji. Dijital dünyanın ana bileşeni. Şimdi şöyle bir bakarsak, yani herkes COVID diyor. Yani bugünkü toplantının gündeminde de COVID öncesi ve COVID sonrası diye vurgulanıyor. Evet, COVID aslında pandemi hayatımızı değiştirdi. Öncesi ve sonrası bazı süreçlerden bahsediliyor. İşte evden çalışmaydı, eğitim sistemimiz değişiyor, işte şu değişiyor, bu değişiyor ama asıl değişimi sağlayan COVID değil, bu dijitalleşmeyi sağlayacak teknoloji. Bu da 5G aslında. Yani 5G farklı bir teknoloji olarak karşımıza geldi. Ondan öncesinde 1G'den 4G'ye kadar biz daha çok kişilerin birbirleriyle hem sesli hem de veri haberleşmesini ön plana çıkarıyorduk. Bu en önemli uygulamaydı. 5G ile oyunun kuralları değişti. 5G'de sadece kişiler değil, her şeyin birbirleriyle haberleşebileceği, her şeyi dijitalleştirecek bir ortama doğru geçiş sağlıyoruz. Dünya bu süreçte, Türkiye'de bu sürecin içine girdi. Her ne kadar 5G daha bize gelmemiş olsa da. Buradaki uygulamalar, bazı örnekler, TOG'un açılışına giden arkadaşlar belki bir kısmınızı gördüm. Orada CEO'nun mesajını almıştır. Bu bir arabanın da ötesinde, sadece araç değil, onun ötesinde bir şey, akıllı cihaz diye tanıttı. Evet, yani TOG aslında akıllı bir cihaz. Adına bilgisayar mı dersin? Aslında bilgisayardan bile daha akıllı, birçok çipi olan, dış dünyayla haberleşebilen, birbirleriyle haberleşebilen, yolcularla içindeki ve yolcular dışarıdaki yayalarla, her şeyle haberleşebilen bir cihaz. Yine en son sunumdaki en son slaytta bir de radar vardı, dikkat ettiyseniz o arabada. Hem haberleşiyor hem de sinyalle alıp gidip gelen sinyalle bazı bilgileri da havadan kapıyor aslında. Yani önündeki aracın hızını, mesafesini, yaya var mı yok mu gibi bir sürü şeyi algılayan bir teknoloji. Onun için yani biz 5G'yi ve de 6G'yi haberleşmeyle sınırlamamamız lazım ki öyle. Şimdi 6G'deki en büyük teknolojilerden bir tanesi, çalışan teknolojilerden bir tanesi sensing teknolojisi. Sensing aslında radarın daha genişletilmiş hali. Radar eskiden askeri uygulamalarda, polis işte, sivil savunma gibi uygulamalarda kullanılan bir teknoloji. Yani geldiğimiz noktada artık radar dijital dünyanın en büyük bileşenlerinden bir tanesi olacak. Yani haberleşme gibi. Sadece mesafeden bahsetmiyoruz, hızdan bahsetmiyoruz ya da sinyalin geldiği açıdan bahsetmiyoruz. Her türlü şeyi ölçebilen, sense edebilen, bunu aktif de yapabilen, pasif de yapabilen. Aktif olanı kontrol edebiliyorsunuz kapatarak ama pasif olanı asla kontrol edemezsiniz. Yani pasif radar havadaki sinyali kullanarak, başka bir sinyali, televizyon sinyali, radyo sinyali, herhangi bir sinyali kullanarak, ki havada o kadar çok sinyal var ki göremediğiniz, bu sinyalleri kullanarak bilgi toplama yöntemidir. Yani senin konumun, yatıyor musun, kalkıyor musun, ne yapıyorsun, elin hareketleri, şu bile ölçülebilen artık. Ve bunu dışarıdan görmeden, yani sen görmüyorsun böyle birisinin senden bilgi topladığını ama bunu yapabilecek mekanizmalar gelişmeye başladı, geliştirmeye başladık. 6G aslında, 6G'nin en büyük bileşenlerinden bir tanesi de bu. Tabii bunlar hep iyi niyetle başlayan şeyler. Yani amacımız, hedefimiz iyi. Ama başkalarının amaçlarını, hedeflerini bilemeyiz. Bunlar çok iyi amaçla da, çok iyi şeyle de kullanabilir. Mesela sağlıkta kullanabiliriz.
sürücüsüz araçta kullanabiliriz. Yolları daha verimli kullanabilmek için, kazaları daha da azaltabilmek için, daha konforu artırabilmek için kullanabileceğimiz şeyler. Sağlıkta insan hayatının kalitesini artırıcı bir şekilde yani kullanabileceğimiz bir şeyler. Ama dediğim gibi bunlar farklı şekillerde de kullanabilir. Dünya buraya doğru gidiyor arkadaşlar. Yani akıllı ulaşım, akıllı ev, akıllı araç, akıllı şebeke, elektrik şebekeleri, enerji verimliliği, akıllı su şebekesi. Biz İSKİ ile bir proje yapmıştık mesela. Akıllı su şebekesi. Ahmet abimle beraber çalışmıştık orada. Yani suyun kalitesini artırmak, içilir hale getirmek, şu anda içemiyoruz şebeke suyunun ve kaçakları azaltmak için yine bu sensörlerle ve ICT teknolojileriyle şebekeyi daha iyi, daha akıllı hale getirmek. Bu hem suda olur, elektrikli olur, gazda olur, BOTAŞ ya da işte İGDAŞ. Onlar da benzer şeyleri çalışıyorlardı. İGDAŞ'tan birçok arkadaşımız var. Belki ta o tarihlerde başlamışlardı çalışmaya. Akıllı eğitim, yani COVID zamanında mesela bunun bazı örneklerini gördük. Yani telekom olmamış olsaydı, haberleşme olmamış olsaydı, 2 yıl boş geçecekti yani. Kesin yani, ben bunun içinde olan birisi olarak söyleyebilirim. Firmalar kapıları kapatacaktı ve ne birbirleriyle irtibat halinde olabileceklerdi. Bu teknolojinin yani istediğimiz seviyede olmadığı halde 4G ile bile aslında COVID'i atlattık, bir yolla atlattık. Yani onun için bu bizim için şeydi aslında, iyi bir uygulamaydı. Ama artık daha da ekstrem noktalara hem eğitimde. Mesela benim yapamadığım tek şey bu COVID zamanında laboratuvarları yapamadım. Çünkü orada fiziksel öğrencinin gelip işte cihazları görmesi gerekiyordu, onlara dokunması gerekiyordu, açması, kapaması gerekiyordu, komponentleri bir araya getirmesi gerekiyordu. Onun dışında her şeyi yapabildik. Geçen dönem mesela verdiğim bir dersi 7 tane üniversite aldı. Yani aynı dersi veriyorum, 7 üniversiteye veriyorum ki bu sene de Malezya'da bir üniversite alıyor dersimi. İşte Ürdün'de 2 üniversite alıyor. Artık bundan sonra bu teknolojilerle bir hoca birden fazla üniversiteye ulaşabilecek. Öğrenciler de farklı kaynaklardan eğitim alabilecek. Yani geçen sene Amerika'da bir üniversiteye, Ürdün'de 2 üniversiteye, Trabzon Teknik, İstanbul Teknik, Gebze Teknik, yani bunların hepsine aynı anda ulaşabilmek yani gerçekten güzel. Yani bu tip teknolojilerle oluyor. Tabii bunun daha da ilerleyeceğini yani düşünebiliyoruz, görebiliyoruz. Özellikle 5G ile 6G ile bu sensing teknolojileriyle laboratuvarı da aslında kişiye ulaştırabileceğiz. Yani artık öğrencinin sınıfta olmasına gerek yok. Öğrenci her yerde olabilir, sahilde de olabilir, arabada da olabilir. Artık bu TOG gibi araçlarla aracın içinde de toplantıya katılabileceğiz, dersimizi alabileceğiz, eğitim verebileceğiz ve belki de laboratuvarı da yapabileceğiz. Yine dediğim gibi bu sağlık sektörü, bizim de içinde olduğumuz sektör çok hızlı bir şekilde akıllanmaya doğru gidiyor. ICT işte bunun merkezinde, üretim sektöründe de çok hızlı bir akıllanma var. Şimdi kısmen bahsettim 5G'nin işte bu şeyde dijitalleşmede önemini. Şöyle bir çizgi çizersek, şu ana kadar olan teknolojilerin hepsi, bu G'ler nesil demek, jenerasyon. Her 10 yılda bir, bilginiz olsun diye söylüyorum, yeni bir teknoloji geliştiriyoruz. Bu teknolojiler tabii ihtiyaca binaen gelişiyor. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de 4G, 3G ve 2G ile hizmet veriyoruz. Hem veri hizmeti hem de ses hizmeti. 5G dünyada var, Türkiye'de de yakın zamanda gelecek. Onun biliyorsunuz tartışmalarını gazetelerde duyuyorsunuz. Şuraya çizgi çizdim çünkü buna eğer ICT 1.0 dersek, 1.0, meşhur 4.0 falan kullanıyoruz ya, buna da eğer telekomun 1.0 dersek,
buraya 2-0 diyebiliriz rahatlıkla. Çünkü gerçekten bir vizyon değişikliği var. Ve bu teknolojinin artık her şeye etki edebileceği bir platform, bir dünyadan bahsediyoruz. 6G ile de sadece haberleşme değil, bu sensing mekanizmaları, artificial intelligence, machine learning gibi mekanizmaları da kullanarak fully digital dediğimiz, tamamen digital bir dünyaya geçiş var. İyi, kötü bunu tartışırız. Yani şimdi gerçekten çoğu ortamda, şimdi bundan sonra konuşma bitince belki diyeceksiniz ya hocam, yani iyi de yani gerek mi? Yani niye bunu yapıyoruz? Yani neden böyle bir dünyaya geçiyoruz? Biz mutluyuz zaten şu andaki dünyamızda diyebilirsiniz ama öyle değil. Bu dünyaya istesek de istemesek de geçiyoruz. Biz geçmesek çocuklarımız geçiyor. Yani büyük bir ihtimalle hepiniz de yani buna gönüllü geçiyorsunuz. İsteyerek geçiyorsunuz. Kendinizi teslim ediyorsunuz. Yani şöyle bir şey mesela desem size, yani 20 yıl sonra beyninizi kısmen bu dünyaya teslim edeceksiniz desem, hiç kimse buna razı olmaz bugün. Hatta bunun için para da vereceksiniz desem, gülersiniz. Ama bu da geliyor. Yani ben mesela ihtiyaç duyuyorum, yani yaşlandıkça ihtiyaç duyuyorum. Hafızam zayıflamaya başladı. Yani artık diyorum ki bir çip zamanı geldi, buraya taktıracağız. Yani cloud'a, buluta ulaşacak hızlı bir şekilde benden bağımsız olarak ne zaman yani gerekliyse ve oradan bilgiyi toplayacak. Yani benim hafızamın bir kısmı cloud'da olacak, bir kısmı burada olacak. Aynı şekilde beynim, fonksiyonlarımın, işte artık o intelligence dediğimiz, yani işte problem çözebilme, o yeteneklerin de bir kısmı cloud'da olacak. Bu geliyor arkadaşlar, yani gerçekten geliyor. Yani bunu bugün istemezsiniz, yarın para vereceksiniz buna. Yani para vererek taktıracaksınız gönüllü bir şekilde ve çok ciddi paralar vereceksiniz. Yani her şeyimiz artık internete bağlanacak. Zaten biliyorsunuz bazılarımızda, vücudumuzda artık internete bağlı cihazlar var. Kan seviyesini, kanın şeker seviyesini tespit ediyor. Ona göre insülin pompası var. Otomatik olarak bunlar koordine ediliyor. Yine kalp atışlarını dengeleyen cihazlarımız var. Yine bunlar internete bağlanıyor. Doktorumuz görüyor, hemşire görüyor. Yani bunun bir sonraki noktası dediğim gibi beynimizi bağlamak. Zaten dediğimiz gibi evimizi bağladık, arabaları bağladık, her şeyi bağladık. Yavaş yavaş bütün dünya entegre oluyor. İnsan ve çevre artık birbirleriyle entegre oluyor. Böyle bir dünyaya gidiyoruz. Bunun tabii sensingle de birleştiriyoruz. Yani şu anda yaptığımız çalışmalar, yani benim öğrencilerin yarısı neredeyse sensing çalışıyor. Yani yarısı. Bir yarısı da haberleşme çalışıyor. Bir kısmı makine öğrenmesi, artificial intelligence falan çalışıyor. Çok önemli konular. Niye çalışıyoruz bunları? Yani neden çalışıyoruz? Çünkü bu teknolojiye hakim olmak istiyoruz ülkemizde yani. Ve doğru bir şekilde de yönlendirmek istiyoruz. Doğru bir şekilde geliştirip doğru bir şekilde yönlendirmek istiyoruz. Sadece kullanıcısı olmak istemiyoruz. Çünkü kullandığın bir şeyi bazen, yani bugün bakıyorum çocuklara, internet çok iyi bir şey değil mi? İnternet, sosyal medyaya giren çocuklara bakıyorum, internete giren çocuklara bakıyorum, biz de dahil. Kendi öğrencilerim de dahil. Ne kadar doğru kullanıyoruz bu soru işareti. Yani %20 doğru kullanıyorsak %80 de aslında yanlış kullanıyoruz. Bu tip ICT teknolojilerini eğer doğru bir şekilde kullanamıyorsan, doğru bir şekilde yönlendiremiyorsan, doğru bir şekilde geliştiremiyorsan çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalma durumdayız. Şimdi bu tehlikeden bahsetmeden önce, o tehlikeye geleceğim şimdi. Önümüzdeki 10 yılda ki göreceğimiz yeni networklerden bir tanesi de, sunumları İngilizce, Türkçe hazırladım çünkü son anda olduğu için böyle oradan buradan topladım, kusura bakmayın. Non-terrestrial network diyoruz buna. Non-terrestrial network gerçekten bir iki girişim oldu bunlar için. Biliyorsunuz Motorola yıllar önce ben öğrenciyken bir Iridium projesiyle böyle bir girişim yaptı. Bütün varlığını oraya yatırdı.
O da motor alanın sonu oldu. Ama şu geldiğimiz noktada tekrar non-terrestrial network, hava platformları, uydu, geostationary ve LEO, özellikle LEO, low orbit satellite diyoruz buna. Bunun farkı, low orbitte uydular dünyadan daha hızlı dönüyor, çok daha hızlı dönüyor. Geo'da ise dünyayla aynı seviyede dönüyor ve sabit yani. Ve bir yere koyduğun zaman artık o her zaman o hangi ülkeleri kapsamasını istediysen o ülkeleri kapsıyor. LEO öyle değil. LEO'da sürekli kapsam değişiyor. Onun için çok fazla atman lazım ki bütün dünyayı kapsayabilesin. Starlink'teki işte SpaceX'in LEO'ları en nihayetinde 70 bin uydu fırlatacak dünyaya. 70 bin uydu bütün dünyayı kapsayacak. Ve oraya doğru gidiyor yani zaten o fırlatma teknolojileri falan çok gelişti. Amazon'da çok ciddi şeyler var, çalışmalar var. Amazon da benzerini yapıyor. Facebook da yapıyor. İngiltere'de OneWeb zaten bu teknolojiye girmişti. Amerika şimdi uydu teknolojileriyle Çin'e kaptırdığı şeyi, rekabeti tekrar geri kazanmak istiyor. Onun için habire bir şey var. Burada bir gayret var. Dediğim gibi biz Turkcell'deyiz ve bu gündemimizdeki en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü biz yerel teknolojilerle şu ana kadar hizmet verdik. Terrestrial dediğimiz. Yerel teknolojiler her ülkenin kendi regülatörleriyle bizde BTK kontrol edilir. Yani o bilgi akışı nelerin, hangi hizmetlerin nasıl, hangi şartlarda verilmesi gerektiği kontrol edilir. O bizim ülkemizin çerçevesinde, sınırları içinde bir şey. Ama uyduya çıktığın zaman kontrol tamamen sizden çıkıyor. Uluslararası kanunlar, kurallar var. Onları, kanunların kuralları, koyucular artık nasıl koyuyorsa ona göre hareket ediyor. İran'da biliyorsunuz bu göstericilere destek amaçlı SpaceX dedi ben bunlara servis vereceğim dedi. İyidir, kötüdür tartışırız ama yani oradaki servis belli amaç için veriliyor. Yine Ukrayna'da savaş esnasında bu servis verildi, verilebilir. Şimdi bu network, bu teknolojiler sadece uyduyla değil, yine aynı şekilde balonlarla, dronlarla bizim yani en kuvvetli olduğumuz şeylerden bir tanesi biliyorsunuz drone teknolojileri, aerial vehicle dediğimiz hem savaş için hem de başka amaçlar için kullanılabilecek böyle bir kabiliyetimiz var. Bunlarla da biz aslında uydu gibi hizmet verebiliriz. Buralara yoğunlaşmamız gerekiyor. Bu ajandamıza koymamız gerekiyor. Çünkü hani bir film vardı yakın zamanda, Don't Look Up mıydı adı? Öyle bir film. Şimdi It's Time to Look Up. Yani tamam yani gerçekten öyle bir tehlike yukarıdan geliyor. Ama farklı bir boyutta geliyor. Bu tehlikenin farkında olalım. Buna karşı alternatifleri geliştirelim yoksa başkalarının uydularından hizmet alma noktasına geliriz ki o hizmet nasıl verildiğini, hangi şartlarda verildiğini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bu bir network, bu geliyor ve inanılmaz paralar yatırılıyor. Bu network çok ciddi ve çok kuvvetli bir şekilde geliyor. Yine başka bir network bu arada bizim de çalıştığımız Sensing Network, Network of Sensing. Yani şu ana kadar haberleşme network'ü yapıyorduk ya, yani insanların haberleşmesi için, bilginin akması için. Bundan sonraki network, yine dominant bir network, bilgiyi toplamak için. Bilgiyi sen üretmiyorsun. Bilgi toplanıyor. Dediğim gibi bunu aktif ya da pasif bir şekilde yapabiliyorsun. Bilgi toplama network'leri kurmaya başladık. Bak inanın bu var yani ben şimdi yani %50 öğrencim buna koyduysam olmayan bir şeyden bahsetmiyorum yani bilim kurgudan bahsetmiyorum. Sensing network geliyor. Gözünüzün kırpmasını bile algılayabilecek bir network'ten bahsediyorum. Kalp atış hızınızın hangi
rate'de, hangi hızda attığını bile sense edebilecek, siz farkına varmadan yapabilecek bir teknoloji, bir network kuruyoruz şu anda. Tamam mı? Sensing network. Süper bir şey. İyi uygulanırsa inanılmaz faydaları var ama öteki tarafında bakmanızı istiyorum. Konuşmak bile istemiyorum ama bakmanızı istiyorum. Bir de yine bu aralar çok yoğun bir şekilde üzerinde çalıştığımız, yani siz AI'yı konuşuyorsunuz. Machine Learning, Artificial Intelligence. AI'yı AI'ne yapan nedir biliyor musunuz? Bir şeyi akıllı yapan bilgidir, veridir, veridir. Veri varsa akıl üretilir. İnsanoğlu da bu böyledir. Yani çocuk doğar, zaman içinde algılar, verileri toplar, akıl oluşur. Onun için bu aklın oluşabilmesi için bir veri akışının, veri toplanmasının, mesela bizim benim patronum biliyorsunuz Sağlık Bakanım, bizi sağlık verileri o kadar önemli ki arkadaşlar, o sağlık verileri. Bunları toplayabilmek o kadar veri ki buralardan inanılmaz şeyler üretebiliyoruz biz şimdi. Bu sadece sağlık verisi. Bakın biz İSKİ ile çalışırken Ahmet abim hatırlar. Fransız firma dedi ki biz size istediğiniz network'ü kuralım. Bütün maliyeti bize ait. Sadece verileri bizde toplayalım Fransa'da dediler. Bunun karşılığında her şey ücretsiz bedava dediler. Su verisi ya, su verisi. Tamam mı? Yani ne kadar su kullandın, işte su günlük işte kullanım olsun, işte su temizliği, işte ne kadar içilebilir, içilmez, klor seviyesi, şu bu, işte neyse. Yani bu bile adamlar için o kadar kritik yani, su verisi. Enerji verisi. Her türlü veriden bahsediyorum ya, tamam mı? Onun için şimdi biz veri toplayabilen ve bu verilerle akıllı bir dünya oluşturmaya çalışıyoruz. Buna native AI diyoruz. Yani artık yeni bilgiler üretebilip, daha önce üretemediğimiz bilgileri, bu hastalıkla olabilir, sağlıkla olabilir, enerjiyle olabilir, her şeyle olabilir, üretemediğimiz bilgileri, İnanılmaz miktarda veri toplayarak üretmeye çalışıyoruz. Bu da çok önemli. Hani şimdi burada girişimci arkadaşlarımız konuştu, etti. Bunlar en azından genç arkadaşlarımız için de bir yani wake up call olur. Eğer bir şeyler yapmak istiyorsanız bu alanlarda inanılmaz şey var, fırsat var. Yani verileri işleyebilmekle ilgili, verileri toplayabilmekle ilgili, verileri bir yerden bir yere aktarabilmekle ilgili ama veri çağı bizim çağımız yani, bugünkü çağımız. Onun için bu üç network'e dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunlar geliyor ve hepsi de dediğim gibi ICT ile alakalı. Bir moto oluşturacağız dedik ya, Serkan Bey, değil mi? Sizin bir motto'unuz vardı ya, benim motto da bu. Power of sensing, danger of sensing. Tamam mı? Yani sensing çok güçlü. Haberleşmeden bile güçlü ama bir o kadar da tehlikeli. Yani benim aslında bugün yani hiçbir şey söylemesem şu iki mesajı alsanız yeterli. Başka bir şeye gerek yok. Şimdi buradaki madeni alıp bunlarla şöyle işlersek, şu hale getirirsek bundan korkmayız. Hiç korkmanıza gerek yok. Ama işlememiz lazım. Kendi çocuklarımızı, kendi gençlerimizi ki yani hakikaten Avrupa'nın en iyi madeni bizde. Borg kadar olmasa da ama yani yine de iyi bir madenimiz var. Bu çocukları işlememiz lazım, doğru bir şekilde eğitmemiz lazım. Doğru bilgilerle donatmamız lazım. Geleceğin farkında olmaları lazım ve bunlar geleceğe yön vermeleri lazım. Yoksa aksi takdirde şu gördüğünüz olacak. Yani bu veriyi kontrol eden arkadaşlar dünyayı kontrol eder. Ve bu da işte bu teknolojilerle oluyor. ICT teknolojileriyle oluyor. Mutlaka bizim burada rol almamız lazım. Peki, geldiğimiz noktada zamanımı açtım, bir 5 dakikada bitireceğim. Neredeyiz ICT'de? En azından bizim alanda, telekomda. Biliyorsunuz yerli üretim işine başladık. Yani ilk defa
Yani Türkiye'de ya belki de yani belki bizim çocukluğumuzda da varmıştır belki bilmiyorum ama ben şu son 10 yıldaki ve yerli vurgusunu ben daha hiç duymadım, görmedim yani. Bu vurgu iyi. Farkındalık iyi. Yani yerli. Hangi alanlarda yani işte araç dedik, araç. Araçta yerlilik önemli mi? Evet, tabii ki önemli. Gurur duyduk, değil mi? Gittik. Buradaki yerlilik araçtaki yerliğin milyon katı daha fazla önemli. Bunu bütün kalbimle söylüyorum yani. Buradaki yerlilik araçtakinin milyon katı daha fazla önemli. Sadece bunu anlamamız yeter ve stratejilerimizi buna göre belirlememiz yeter. Aslında Cumhurbaşkanlığı ofisi geçtiğimiz yıllarda 7-8 tane stratejik alan belirledi. Bir tanesi siber güvenlik, bir tanesi de 5G ve ötesiydi. 7-8 alanın içinde ikisi ayrı ayrı belirlendi ama ikisi birbirleriyle de alakalı. Ama bak 2 yıl oldu, bir tanesinin de başkanı bendim. Firmaları, herkesi topladık işte yani bu önemlidir. Ama geldiğimiz noktada birbirleriyle didişmekten, birbirleriyle çarpışmaktan asıl yapmamız gerekeni yapamadık. Ama yani bu en azından üst akıl tarafından konulmuş bir strateji. Bunu geliştirmemiz lazım. Yoksa çok ciddi sıkıntılar var. Son zamanlarda tartıştığımız konular yerli üretim, milli üretim. Bu kavramlar artık sürekli konuşuluyor. Yerli ürünümüz var, en azından yapıyoruz. Bizim telekom sektörde de var. Ulak firmasını duymuşsunuzdur. Yerli 4.5G baz istasyonu. Şimdi 5G üretiliyor. Ürün olarak üretiyoruz. Ama teknoloji olarak %100 milli değil. Şimdi bizim yaptığımız 6G'de ki faaliyet şu. 6G'de biz hem yerli ürün hem milli teknoloji şeyiyle yola çıktık. Az da olsa şu anda 50 kişilik bir ekip var. Çoğu doktor öğrencisi. 7 yıldır, 8 yıldır bunu ben sürekli vurguluyordum ama sonunda herkes ikna oldu. Herkes ikna oldu ki artık milli teknolojiyi biz bu alanda, bu kritik alanda ülkemizde geliştirmemiz lazım. Ve önümüzdeki 4 yıl içinde 6G standartları başlayacak. 5G'yi kaçırdık zaten. 5G'de biz sadece ürün üreteceğiz. Yani birileri çıkar da bunu milli bir şekilde teknolojisinde ben geliştirdim derse ben ya da başka birisi ona şüpheyle bakabilirsiniz. Onu kaçırdık. 10 yıl önce söylediğim halde kaçırdık yani. Bunu kaçırmayalım dediğim halde. Değil mi Ahmet abi? Sen baştan beri beni takip ediyorsun. Kaçırdık. Başka arkadaşlarımız da takip ediyor. Ama Allah'a şükür 6G'yi kaçırmıyoruz. Yani burada tek vücuduz. Hep beraber. Firmalarımızla beraber. Şimdi bir ekosistem kuruyoruz. Sadece yerli firmaları değil, yabancı firmaları da kendi şeyimize çekerek onların bizim istediğimiz ölçüde Ar-Ge yapmasını. Çünkü yabancı firma geliyor buraya. Ar-Ge yapıyorum diye bizim en iyi çocuklarımızı alıyor. Aslında Ar-Ge yapmıyor. Ve bizi de kandırıyor, denetleyicileri de kandırıyor. Yani örnek vermek istemiyorum firmalara ama yani en iyi, en zeki, en değerli madenlerimizi alıyor, farklı yolda kullanıyor. Şimdi biz onlara da ya artık hilelerini, yanlışlarını öğrendik. Gidip yüzlerine de vuruyoruz. Bak, benim en iyi elemanımı alıp yanlış yollarda kullanma. Ucuz işçilikle bilmem neyle. Bu adamlara Ar-Ge yaptıracaksın ve ne yaptıracağını ben sana söyleyeceğim. Nasıl çalışacağını ben söyleyeceğim ve bizim kontrolümüzde olacak. Şimdi bu yolda da bir adım atmaya başladık. Yani önümüzdeki 6G'de inşallah her şey yolunda giderse, bir dahaki toplantıda diyelim. Yani farklı bir şekilde karşınıza çıkarız, yaptıklarımızı anlatırız, yapamadıklarımızı değil ama en azından bu iyi niyet var. Patentle ilgili birkaç şey söyleyecektim. Çok toplantıda söylüyorum ama şimdi bizim mucithane diye bir şeyimiz var biliyorsunuz. Yine bu çatı altında ki gerçekten Türkiye'de bu işi önemseyen ve patentin ve inovasyonun önemini kavrayan nadir ekiplerden, gruplardan bir tanesi yani. Bu gerçekten çok gurur verici ve sürekli konuşuyoruz. Hatta bir ara şunu bile dedik yani. Bir vakıf altında patentleri toplasak, tamam mı? Ve bu patentler biraz maliyetli de var. Çünkü üniversiteler bunu önemsemedi şu ana kadar.
Yani yayın sadece H-index ve citation. Yani bütün dertleri artık o oldu yani. Oysa ki çok yanlış bir algı içindeyiz. H-index ve citation eskiden önemliydi. Çünkü insanlar onun için çalışmıyordu. O bir sonuçtu. Şimdi maalesef hocalarımız artık bütün her şeyi bırakıp, ilmi, bilimi, insan yetiştirmeyi bırakıp H-index oyununa şey yapmaya başladı. Bunu Çinliler de yapıyor. Özellikle Suud'da, işte Katar'da ki üniversiteler parayla H-index satın alıyor. Parayla citation satın alıyor. Yani ilim bilim kayboldu. Yani biz bunu yapmayalım. En azından biz hocalara ben sürekli vurguluyorum. O gelir zaten. Sen doğruyu yap. Yani belki de istediğin rakamla gelmez ama çok da önemli değil. O bir kriter değil ama bugün bakıyorum bizim üniversitemizde de bütün şey hocalığın başarısı bununla endekslenmiş. Çok yanlış bir algı. Bizim gerçek anlamda ilme, bilime, insan yetiştirmeye, onu oradan alıp buraya getirmeye yoğunlaşmamız lazım. Ve doğru teknolojilerle bunları yoğurmamız lazım, yetiştirmemiz lazım. Kendi patentlerimizi geliştirmemiz lazım. Patent biliyorsunuz H-index'e girmiyor en azından bazı şeylerde. Onun için hocalar buradan uzak durabiliyor. Mutlaka ve mutlaka akademisyenlerimizi, üniversitelerimizi buralarda ürün üretmeye yoğunlaştırmamız lazım. Firmalarımızla. Bizim firmalar eskiden patent nedir bilmiyordu. Şimdi bakarsanız sosyal medyada işte 2022'de en fazla patent üreten firma biz olduk diye. Yani 3 patentle, 4 patentle yapıyorlar. Yani bu da utanç verici bir şey. Yani insan 3 patenti de yani koyar mı? En azından artık bunu önemsediklerini düşünüyoruz. Yani bizim hedefimiz bu ekosistemi oluşturmak ki ben bir ölçüde yapabildiğimizi düşünüyorum. Ve arkasını getirmek, bunlarla yerli ürünlerimizin devamını getirmek. Patent üründür bu ara. Patent satılır ve lojistiği de çok ucuzdur patentin. Yani öyle yani değil mi? En ucuzlarından bir tanesidir. Kilogram şeyini değerini ölçersen en pahalı değer olarak ve gerçekten bunlarla yapabileceğimiz en güzel şeylerden bir tanesidir. Tabii ki patent sadece satılmak için yapılmaz. İnovasyon aynı zamanda gelecekte yapacağımız ürünlerimizi korur. Biz bir firmayla çalışıyoruz. Şu anda Türkiye'nin en büyük firmalarından bir tanesi. İsmini söylemekte çok bir şey de görmüyorum. Vestel biliyorsunuz Avrupa'da beyaz eşya satıyor. Özellikle akıllı televizyonları çok satıyor. Ama kendi ürünlerini, kendi teknolojilerini ürünleştirmedikleri için Avrupa'da mahkemeden mahkemeye dolaşmak zorunda kaldılar. Ama şu geldiğimiz noktada Türkiye'deki en patente en çok önem veren kurumlardan birisi oldu. Çünkü yani o artık mahkemeler ve verdikleri paralar o kadar çoğaldı ki ya biz bu parayı buraya vereceğimize hiç olmazsa öğrencilere, Ar-Ge'ye verelim de %1'ini, çok daha cüzi bir miktarını verelim de kendi teknolojimizle biz ürünlerimizi geliştirelim. Hem kendi ürünümüz olsun, hem kendi teknolojimiz olsun, hem de ona buna muhtaç olmayalım, onun bunun boyunduruğu altında kalmayalım noktasına geldiler. Ve bizle beraber çalışmaya başladılar. Bir yıl içinde, iki yıl içinde artık mahkemelerde oturdukları zaman onların da bir portfolyosu var. Karşı tarafın da bir portfolyosu var. Biz onları kilitliyoruz, onlar bizi kilitliyorlar, oturuyoruz masada. Artık diyor sen bana dokunma, ben sana dokunma. Yani bu hale getirebildik yani kocaman bir firmayı. Onun için, bunun için binlerce, Ar-Ge için binlerce kişiye gerek yok. Şu odadaki kişilerin çocukları yeter. Gençler yeter. Yani 100 kişiyle Türkiye'yi çevirebilirsiniz ICT'de. ICT'yi çevirirseniz Türkiye'yi çevirirsiniz. Türkiye'yi çevirirseniz 130 kişiye değil, 80 milyona değil, bütün ümmete dokunursunuz. Bütün dünyaya dokunursunuz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ben salon adına elinize...